Hani millet gitsin kur korumalıya yatırsın, müteahhite faiz indirimi yapılsın, onlar yüksek fiyatla ev satsınlar. Biz aradaki farkı ödüyoruz vatandaş olarak zaten, sıkıntı yok. Demek ki sen kendine güvenmiyorsun. Demek ki kurun yarın öbür gün kırılabileceğini öngörüyorsun. Ve bir takım fırsatçılara da fırsat veriyorsun. Fakirden al, zengine ver mantığıyla işi yürütmeye devam ediyorsun. Bunu da çıkartıp Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakan çok övünüyorlar ya, kendi ceplerinden ödemiyorlar. Bir zahmet kendi ceplerinden ödeseler bakalım yapacaklar mı böyle bir fark? Fakat şöyle mesela hep izleyenlerden gelen yorumlara bakıyorum. Herkes, yani herkes demeyeyim de çoğu kişi şey yazmış. Gene bu dolara müdahale ederler. Gene bir müdahale gelir diye. Değil edecekler abi, değil Ya edecekler. Dolar insanlar da çekiniyorlar herhalde dolar almaktan veya 20 Aralık'ta yediği kazıklardan dolayı hani bir anda düşürdüler ya. Mesela böyle süper almasınlar. bono falan gibi şeylerle yapabilirler mi bunu Ya çıkarıp? almasınlar. Kimseye dolar al diye yalvaran yok. Ben gidip bu söylediklerim gideyim dolar alın, koşa koşa dolar alın söylemi falan da değil. Hayır, gene bir müdahale olur beklentisi var sanki. Devletin sağladığı muhteşem bir kıyak var parası olanlara zaten. Gitsinler kur korumalıya yatırsınlar paralarını. Onun da parasını öderiz biz. Zengin milletiz. Benim mesela param yok ya. Ben onların parasını ödüyorum faizlerini. Aradaki kur farklarını falan ödüyorum. Onlar da yatırsın. Onların da farkını öderiz. Ya bizim işimiz bu zaten. Hani millet gitsin kur korumalıya yatırsın, müteahhite faiz indirimi yapılsın, onlar yüksek fiyatla ev satsınlar. Biz aradaki farkı ödüyoruz vatandaş olarak zaten, sıkıntı yok. Zengin korumalı kur farkı demiş birisi. Öyle abi. Türkiye'deki ekonomik sistemi söyleyeyim sana. Fakirden al, zengine ver ekonomik sistemi. Bu kadar basit. Hood'un tam tersi arkadaşlar. Tabii abi, fakirden al, zengine ver. Bizdeki ekonomik sistem bu. Fakirlik Aynen. sen ne kadar çökersen o kadar faydalıdır. Ve işin garibi fakirlerden de oy alıyorlar abi. Bunu yapanlar. Demek ki böylesini mi yapmak gerekiyor diye insanın aklından geçmiyor değil bir yandan da. Yani peki süper bono gibi bir şey bekliyor musun? Böyle başka başka enstrümanlar, ne bileyim benim aklıma gelmeyen. Süper bono var mı zaten? Daha ekstra başka şu Ne bono, süper artı süper bono. istiyorsun? Süper bono olarak ne verelim ablama? Ne vereyim Aynen. ablama? Nasıl bir şey verelim? Ya Vallahi şöyle bir %80 faiz filan enflasyon oranında. zaten onu da konuşuyorlar. Enflasyon oranında, yani o şey demiyorlar ona. Süper bono değil ama Sayın Nebati söyledi geçen gün, ağzından çıkarttı, kaçırdı daha doğrusu. Yakında merak etmeyin, enflasyon korumalı işte yeni bir parasal enstrüman daha getireceğiz. Ya ülkeyi batırmaya ant mı içtiniz ya? Yemin mi ettiniz? Ya böyle bir şey Evet. olabilir mi? Bahar, bak ben sana bir şey söyleyeyim. O kadar büyük bir riskten bahsediyoruz ki. Adını faiz diye koyun o zaman abi. Faizin üzerinde de faiz, şey, enflasyon üzerinde faiz verin. Hepimiz rahatlayalım. Hiç olmazsa bir takım şeyleri daha kolay kontrol edersiniz. Hatta dövizi belki nispeten, artık çok zor ama belki kısmen kontrol edersiniz. Tamam, yükseltin abi. Şimdi sen diyeceksin ki benim faizim %14. Politika faizinden bahsediyorum. Piyasa faizindeki kredi kullandırma faizin, zaten orada önemli olan kredi kullanma hikayesi. Anlatabiliyor muyum? Bankaların mevduat faizi değil. Onu kimsenin konuştuğu yok. Orada %20 veriyorlar millete. Al bununla idare et diyorlar. Mesela ilginç bir not vereyim, ondan sonra devam edeyim. Tabii. Geçen ay yanılmıyorsam en büyük hangi finansal enstrümandan zarar edildi biliyor musun? Takip edebildin mi? Hangisi? Faiz, mevduat. %31 oranında zarar etti mevduata parasını koyanlar. Ha tabii. Enflasyondan dolayı. Bak Tabii. %31 oranında mevduat faizine yatıran insanlar zarar etti. Hani biz faizden zarar etmiyorduk? Hani faize para yatıranlar zarar etmiyordu? Bunu anlatmak için resmen uğraştım abi. Bakın faiz de risktir dedik ama anlamadı kimse. İşte bugün onu resmen açıkladılar. Kur korumalı mevduat o faiz değil, o başka bir şey. Kur korumalı mevduat denilen şey, hikaye diyor ki adam. Sen diyor, işte benim %14'lük, %15'lik, %20'lik faizimi garanti alacaksın, merak etme diyor. Müteahhitin köprüsü gibi yani.
Öyle Evet. söylüyor sana. Sen diyor merak etme diyor, alacaksın bu %15 faiz diyor. Yine zengine kıyak. Ama diyor ola ki diyor kurda diyor bir oynama olursa, madem kendine güveniyorsun bu kadar, kur korumalı mevduatı niye çıkartıyorsun? Yani kendine çok güvenen bir devlet, bir ekonomi yönetimi kur korumalıyı çıkartmaz ki. Biz istediğimiz zaman kuru dengeliyoruz kardeşim zaten der, dengeler ve böyle bir enstrümanı da vermez vatandaşı. Demek ki sen kendine güvenmiyorsun. Demek ki kurun yarın öbür gün kırılabileceğini öngörüyorsun ve bir takım fırsatçılara da fırsat veriyorsun. Fakirden al, zengine ver mantığıyla işi yürütmeye devam ediyorsun. Doğru mu abi? Doğru. Şimdi kur korumalı mevduatın ne olduğunu söyleyeyim size. Biraz önce söyleyeyim mi? %15 faizi garantiliyorsun adama. Ola ki diyorsun kurda bir kırılma, sıçrama olursa, yani %30'luk, %40'lık bir hareket olursa, faizden daha yüksek bir hareket olursa, o zaman faiz yerine sana kur farkını ödeyeceğim diyorsun. Oh ne güzel hayat ya. Ne güzel Sözde iş. bu arada faiz artırımı da yapmamış oluyorsun. Tabii ama bunu da çıkartıp Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakan çok övünüyorlar ya. Aha. Kendi ceplerinden ödemiyorlar. Bir zahmet kendi ceplerinden ödeseler bakalım yapacaklar mı böyle bir farkı? Kimin cebinden ödüyorlar? Bahar Feyza'nın cebine sokuyorlar ellerini, oradan çıkartıyorlar alıyorlar. Selçuk Yeçer'in cebine sokuyorlar, oradan çıkartıyorlar alıyorlar. Peynirin fiyatı ikiye katlıyor, benzinin fiyatı 25 lira oluyor. Vergiler patlıyor, insanların ümidi daha da sıkılıyor. Enflasyon %70'lere 80'lere koşuyor resmi de bile. Gayri resmiyi saymıyorum zaten. Orada %80'lik değil, %200'lük bir enflasyon var. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ve hiç utanılmadan çıkılıyor resmi ağızlardan. Ya işte 20 Aralık gecesi biz işte küçük yatırımcının, tırnak içerisinde vatandaşın parasını çarptık deniliyor. Bu bakan ağzından söyledi. Vatandaşın parası çarpıldı dedi. Küçük yatırımcının parası çarpıldı dedi. Hadi vallahi. Tamam mı? Bunu bakan söyledi. Ülkenin bakanı. Ne bakanı bu? Orman Bakanı mı? Hayır. Hazine ve Maliye Bakanı, yani direkt parayla ilgili olan bakan söyledi bunu. Mesele doların kaç lira olacağının tartışılması değil ki. Mesele doların neden oraya gideceği. Çünkü dolar ekonomilerde bir neden değil, bir sonuç. Sayın Hazine ve Maliye Bakanlarımızın hiçbirinin bunun farkında olduğu kanaatinde değilim. Kusura bakmasınlar. Bakın hakaret falan etmiyorum. Gayet sayınlı suyunlu konuşuyorum burada. Sayın Hazine ve Maliye Bakanlarımızın son dönemdekileri kastediyorum elbette. Yani ekonomiyi, hazineyi çok iyi bilen isimler de yönetti. Hazine Maliye Bakanlığını ve uzun süre yönetti. Yani son 5-10 yıla kadar aslında çok iyi yapılıyordu bu iş. Çok iyi yapılıyordu. Ama bakıyorum son dönemdeki Hazine ve Maliye Bakanları, belki bir ikisi haricinde, onların da günahını almayayım. Mesela Elvan bunlardan birisidir nispeten. Nispeten. Hiçbirinin ben ne ekonomi bilimini bildiğine, ne finansı bildiğine, ne kur hareketlerini, para politikalarını bildiğine inanmıyorum. Zaten Daha bak bugün doğrusu, daha doğrusu iyi niyetli olarak inanmamak istiyorum Bahar. Çünkü eğer biliyorlarsa ve yapıyorlarsa bu çok daha dramatik bir durum. evet. Bunun adı bambaşka bir şeye kayar o zaman. Bilinçli kötülük. Evet. Yani biliyorlarsa, yapıyorlarsa bu çok daha tehlikeli bir şey. Bilmiyorlarsa da bu müthiş bir cehalettir ve orada oturmamaları gerekir. Son klasik soruyla bitireyim mi? Dolar Haziran'da, Temmuz'da 20'yi görür mü diye. Ya şöyle, Haziran, Temmuz daha yatay giden aylar gibi görünmesine rağmen Haziran, Temmuz Fed'in faiz arttıracağı, Haziran, Temmuz ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı ve aynı zamanda bizim turizmle ilgili foyamızın ortaya çıkacağı aylar olacak. Doğru. Dolayısıyla hem döviz girdisinin olmaması, hem yurt dışındaki faiz artırımı nedeniyle döviz çıktısının daha da artması sebebiyle büyük ihtimalle biz o söylediğin seviyeleri göreceğiz. Ama umarım kırılma olmaz Bahar. Yani 20 liraya gitmesi bir kırılma değil. O iyi haber, öyle söyleyeyim. Ama kırılma olursa biz 4, ay pardon 5 Nisan 1994'teki havayı yakalarız. O da ne demek biliyor musun?
8 bin lira olan doların 48 bin lira olması, 8 lira olan doların 48 lira olması gibi bir durum demek. Tutamazsın, durduramazsın, baskılayamazsın, bütün sistemini çökertirsin. Ondan sonra da çıkıp biz rekabetçi kur istiyorduk zaten demeye kalkarsın, onu da kimse yemez.